Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ayhan Hüseyin. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün futbol sahalarını kasıp kavuran, taraftarların sevgilisi, taraftarları coşturan ise Deniz Baydaray'la birlikteyim. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Öncelikle sana çok teşekkür etmek istiyorum. İlk programımda, ilk içeriğimde biz müzeye kabul ettiğin için ve beni buraya davet ettiğin için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Projeni bana anlattın ve ilk konuk olarak beni aldığın için. Abi sen konukların da üstüsün yani. İlk programı seninle başlamak benim için inanılmaz zor bir şey yani. Geçirdiğimiz günlerde yaptığımız hatta hiç unutmam. Bir keresinde balık tutmaya gitmiştik. El oltasıyla ilk olta atmayı sen öğrettin bana. Senden arkadaşlarımız uzun senelere dayanıyor. Hayırlı olur bu program. Uğur getiririm. İnşallah. O zaman biz bize programımıza başlıyoruz. Abi, şimdi öncelikle İstanbul'da doğup büyüyüp profesyonel futbol hayatına Gazi Osmanpaşa'da imza atıyorsun. Ve Yunanistan'a yanlış hatırlamıyorsam 2001-2002 sezonunda transfer oluyorsun. Böyle bir kararı aldıracak nasıl bir teklif aldın? Dediğim gibi İstanbul'da gözde bir takımda oynuyordum ikinci ligde. Yaş itibariyle de genç bir oyuncuydum. Kaç yaşındaydın abi? 17 yaşındaydım. 17. Çok 18'ime girecektim. 17 yaşında bu kararı alıp ülke değiştiriyorsun. Çok zor oldu benim için. Öncelikle teklifi aldığımda biraz ürperdim hani. Çocukluğumda büyüdüm Yunanistan, Türkiye hani biraz geçinmiyor. İki ülke arasındaki yani sıkıntıları okullarda okuduğumuz kadarıyla. Evet. Biraz sıkıntılı bir süreç geçiyordu. Peki okulunu tamamladıktan sonra buraya gelme durumu oldu? Tam bitiremedim hani. 17'liklerdim, evet. Lise sonlarındaydım. Teklifi alınca bir 6 ay kadar düşünme sürecim oldu. Evet. Okulumu bitirmeden buraya transfer oldu. Süper. Peki bu transfer teklifini sana aldıracak hangi karardı? Nasıl bir teklif aldın da bunu kabul ettin buraya geldiğinde? Öncelikle teklifi duyduğumda ilk reddettim. Yani aklımın ucundan bile geçmedi. İlk teklifin buraya Skoda Santi miydi? Skoda Santi teklif yapmıştı. Bunlar 2-3-4 ay bayağı bir peşimi bırakmadılar. Hani takip ettiler, aradılar, sordular. Evet. En son görüşmemizde, buraya gelmemde en büyük etken bana göre takımın futbol hocası ayağıma kadar geldi. 17 yaşındaki bir çocuğun ayağına futbol takımının hocası geliyorsa... Antrenmanda falan mıydınız abi? Nasıldı? Yok, dışarıdaydık hani. Bir yemeğe, bir şey yani. Beni ikna etmek için bir yemek düzenlediler. Ve takım futbol hocası olan kişinin Nikos Karagörgü ayağıma kadar gelmesi orada kararımı almama... Ve buraya transfer olmana sebep oldu. Yani bence hoca başarılı olmuş o zaman. Kesinlikle. Hoca gelmeseydi yaşadığım ortamda, büyüdüğüm hani okulda gördüğüm, duyduğum şeyden ürperiyordum hani buraya gelmeye yani. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Evet. Şöyle bir şey diyeyim abi. Yaşın 37 galiba. Evet. Yani pek söylemek istemiyorsun belki de ama bana göre değil. Bana göre 27 gibi bir şey yaşın. Sen buraya transfer olduğunda ben çok küçük yaşlardaydım. Ben o zamandan biliyordum. Sen geldiğinde burasını coşturmuştun. Herkes senin isminden bahsediyordu. Acaba ailende de futbol geni var mı? Yoksa tek sen misin? Amatörce oynayanlar oldu ama benim bulunduğum seviyede profesyonelliğe hiç kimse geçmedi. Sadece hobi olarak. Ya bu futbol onlarda. Aşkı sadece sende mi var? Profesyonelde de bir bende. Süper. Profesyonel olmadan önce okul hayatım vardı. Öğrenciydi. Evet. Peki futbolla kaç yaşından beri ilgileniyorsun abi?
7 yaşından 8 yaşında başladım diyebilirim hani futbolda. Çok fazla şey yapmıyordum çünkü... Yine Gazi Osman Paşa'dan başladım. Hayır, amatör mahalle takımı diyebileceğimiz hani bir şeyle başladık. Zaten hani sülalede, ailede hiçbir futbolcu olmadığı için sıcak bakmıyorlardı kimse. Evet. Daha çok okul hani, okulla ilgileniyordum ve okul derslerim de çok çok iyiydi. Öyle arkadaşlar arası, mahalleler arası oynamaya başlayınca yavaş yavaş yeteneğim fark edildi. Ondan sonra futbola kaydım. Evet, peki Gazi Osman Paşa'da profesyonel olma aşaman nasıldı abi? Öncelikle altyapısında başladım, mahalle takımından altyapısına gittik hani. Ondan sonraki bir süreç hani, keşfedildim, bir turnuva vardı okullar arası, orada çok iyi bir performans gösterdim. Ve yavaş yavaş işimi yine yoktu. Gollerde sağdan soldan yağladın mı abi? Öyle bir şeyler oldu. Hani turnuvada bayağı bir sezon geçirdim. Yani ben kanatları uçuruyorsun onu hatırlıyorum. Şey, maçlarda hani, filmler çekeriz izledim yani. Mevkim itibari hani boy, fiziğim hani elverişliydi. Yani, maşallah diyelim hala da devam ediyor olmak. Bir yere kadar. Rekor Guinness rekorlarına göreceksin galiba. O bambaşka bir aşk hani bu futbol aşkı gözümü açtım diyebilirim hani futbol sahalarında yeşil de sahada ve öyle devam edecek gibi görüyorum hani. Süper. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Deniz Baykara futbol hayatına bir turnuvada keşfedilerek başladı. Bu keşfinden sonra profesyonel yaşama döndü. Gazi Osman Paşa'da sadece bir sezon mu oynama şansın oldu? Gazi Osman Paşa'da dediğim gibi okulda okul turnuvaları oluyor. Türkiye'de hani her okulun kendisine göre bir futbol takımı var hani. Turnuvalara katılıyor. O turnuvada keşfedildim. Ve Gazi Osman Paşa altyapısına zaten oynuyordum hani. Oradan keşfedildiğince hani bir takma çıkarttılar beni. 1,5-2 sene kadar da oynadım hani 15-17'ye kadar, 17-23'e kadar oynadım. Ondan sonra profesyonellik ve Skoda Sun. Heyecanlanıp böyle hiç unutamadığın bir maç anın var mı? Böyle en unutamadığın gol anı? Var, benim de var. Kariyerimin başlarındaydı. Sezon başlangıcı. Hangi takımdaydın abi? Skoda Santi'deydim. Sezon başlangıcı. İlk 6 hafta kadroya bile girmemiştim. Çok gençtim diye. Çok büyük transferler vardı takımda. Avrupa Ligi'nde oynuyordu takım. 0 puan, 0 golle takım çok kötü başladı sezona. Ya böyle Avrupa Ligi'nde de oynadın o zaman. Oynayamadım ama takım Avrupa Ligi'nde oynuyordu. Çünkü çok genç olduğum için oynayamıyordum. Evet. Yani ben 23'ünün 24. kişiydim hani yaşım itibariyle. Ben kendime güveniyordum ama yaş itibariyle genç sayıyorsun diye güvenmiyorlardı sana. Evet. İlk 6 hafta 0 gol 0 puan takım. 7. hafta Arsenal maçı Selanik'e gidiyoruz. Kadroya aldım beni hoca ilk defa. Acayip heyecanlanmıştım. Maç kadrosu açıklandığında kendimi 11 görünce heyecanım hani tavan yapmıştı. Tabii o zamanlar Skodalar, Arisler uçuyordu yani. Çok çok iyi takımlar. En iyi takımlar. Lig çok çok güçlü. Giovanni'ler, Karembe'ler, Rivaldo'lar falan oynanan bir lig. Çok çok güçlü bir lig. Sen 18 yaşında bir çocuk hani. İlk defa kadroya alınmışsın. Ve 11'de de oynuyorsun. Hani bu olan şey değil. Yani normalde kadroya yavaş yavaş gidersin. 18'de 3 dakika, 5 dakika oynarsın. Ben ilk girdim kadroya. 11'de başlattı beni hoca. Maçın ilk golü atmak bana nasip oldu. Kaçıncı dakika hatırlıyor musun? 30. dakika bir şeydi hani. Çok iyi hatırlıyorum. Gol atmıştım. Fırka doğru bir daha asist yaptım. Takım. Görüntüleri var mı abi? Tam emin değilim, olabilir de. Ki o zamanlar çok yaygın değildi hani. TV, internet falan. Evet. Yayın kuruluşu değişti yani. Maçta ben sen anlat abi, ben yaşanmış gibi hissediyorum. ondan ilk golümü attım. O anki o gol. İlk oynadığım maç, o genç yaşında, o tribün önünde, bir 20 bin tribün... Kafayla falan mı attın? Yok, ayakla attım. Normalde kafayla atıyorum çoğu golü. Evet, yani boyun, kaç boyun abi? 1.72. 1.72 olmana rağmen Ronaldo gibi zıplayıp kafa golüne atman ilginç. Yani onu ayarlarsan hani gelen topu hani ayarlarsan hani evet. Çok da boy zaman zaman hani dediğimiz hani onu ayarladığın sürece sorun yok. O maçta ilk golümü ve ilk asistimi yapmıştım. Bu Skoda'ya geldiğin kariyerin ilk golü.
İlk golü, hem kariyerimin ilk golü, hem o sezonun ilk golü ve o maçı hayatım boyunca unutamıyorum. O maçtan sonra, o ana kadar bir dakika oynamayan ben, o maçtan sonra bir dakika bile çıkmadım hani. Sürekli 11'de Skoda'dan ayrıldım. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Sen bu golü attıktan sonra yine bir kader hikayen başladı ve Deniz Baykar'a Yunanistan'da Skoda Xanti'de ivmeyi yukarı doğru yükseltmeye başladı. O maç yani benim kaderimi yine kendim belirledim diyebilirim hani. İlk 6 hafta küsebilirdim futbolada, hiç oynamadım, hiç kadroya bile alınmadım, hiç düşünülmedim. 25. oyuncuydum neredeyse hani. Küsmeden, durmadan çalışmam var hani. İlla ki biliyordum hani bir zaman var gelecek ve oynayacağım hani. Ama ne zaman olduğunu bilmiyordum ve kendimi hazır tutmak zorundaydım. Çok hani çalıştım ve emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluydum. Çünkü benden başka bana güvenen hiç kimse yoktu o an. Kendime evet. Ben aşırı güveniyordum hani. Çünkü her yaptığım işte en iyisini yapmayı istediğim için, öyle bir insan olduğu için. Burada ben seni tebrik etmek istiyorum. Çünkü abi spor hayatını ve yani bu yaşantını o kadar kontrollü bir şekilde devam ettiriyorsun ki hala buna rağmen futbol kariyerinde jübile yapmamış olmam bile buna borçlu olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü beslenme, spor, antrenmanları falan yani mükemmel bir düzende devam ediyorsun. Hayatım boyunca bir profesyonel yaşantıya çok önem verdim. Çok çok önemli rol oynuyor. Özellikle şu zaman futbolda. Neden? Futbol eskiden 30 devrinde bırakabiliyordum. Evet. Şimdi hani öyle bir yere geldik ki spor... Zaten Guinness Rekorlar kitabını bekliyorum zaten. O kadar gitmeyiz hani bizden daha yaşları da vardı ama gittiği yere kadar gidebileceğimi abi düşünüyorum. Ben bırakacağını düşünmüyorum senin. Devam edeceğine inanıyorum ben çünkü daha 25'lik bir karşımda gördüğüm benim nasıl diyeyim bir Ronaldo mu diyeyim? 25'lik bir Ronaldo kuvveti var yani boğa gidiyorsun. Teşekkür ederim öncelikle ama bu dediğim gibi hani futbol hayatıma ve yaşantıma çok çok dikkat ediyorum. Ben saat 9'dan sonra dışarıda göremeyiz hiç kimse. Evet, doğru, doğru göremiyorum. Alkolüm yoktur, sigaram yoktur, gece hayatım yoktur hani. Evet, hatırlıyorum. O çok çok büyük rol oluyor. Ben bazen, şimdi biraz geyik muhabbete girecek olursak, bazen burada gezmeye geldiğimde futbol oynadığı şehre saat 10'a kadar kırmamak için duruyordun ve o sodayla, elinde sodayla sürekli durup ve sonra ben ayrılayım hani ben gideyim diye sürekli söylüyordun yani. Dediğim gibi hani bazen işte bir aylık bize yaz tatili olduğu için hani duruyorduk. İşte o yaz tatilinde bile hiç şeyimi çizgimi açmamaya çalışıyordum hani düzenli gece hayatım olmadan. Alkolüm, sigaram olmadan hani devam ediyorum ve burada olmanın çok büyük emeğini şu anda yiyorum hani onları yapmam hani. Evet. Yoksa... Abi biraz gıybete girsem mi acaba? Bu yaşantını sana aslında sen kendi hayatını kendin kontrol ediyorsun. Futbolcu olmak bunu gerektiriyor ama hayatında bu şekilde olmanın sebebi biraz yenge olabilir mi? Kesinlikle çok büyük rolü var. Sonuçta hani antrenmandan geldim. Günde 3-4 saat hani antrenman yapıyorum. Geliyorum ve geldiğimde o sıcak ortamı, yemeğimi, içmemi, sağlıklı beslenmemi, abi, her şeyim hazır hani. Şöyle bir şey diyeyim ama sen de o kadar naif ve iyi bir adamsın ki yani seni alan yaşanmış gibi bir durum var yani. Bakılırsın yani. Ağzın var, dilin yok gibi bir şey. Yok. Evde eşim bilir hani. belirli bir şeyim var benim de hani. O zaman naifliğini dışarıya... Çok nasıl diyeyim hani. Hemen sinirlenmem. Yavaş yavaş içime atarım ama damarıma basıldığında da hani orada... Futbol hayatımda benim dönüm noktam bu andı diyebileceğin bir zaman var mı? Bir dönüm noktası yaşadın mı futbol hayatında? Bu sadece olumlu olarak değil, olumsuz olarak da olabilir. Var, olumsuz olarak var. yani genelde olumsuz olarak var. Çok iyi dedim seneler, hani çok iyi gidiyordum, taban yaptım seneler. Ayın futbolcusu seçildim, yılın futbolcusu seçildim. Lig tarihinin en güzel golü atmıştım. İyi bir sezon geçiriyordum. Çok çok iyi, parlak bir şey. Abi peki o attığın gol en iyi seçilen gol mü? Nasıl?
yok o her saatte bu gol değil. Hani bu en iyi golü hani ligin tarihinin, lig tarihinin en güzel golü. Atromitos'a atmıştım. Skoda Santi Atromitos 2-0 kazanmıştık o maçı. O zamanki adı Atromitos'un Halkidona'ydı. Bu maçın, bu golün görüntüleri var mı? Yoksa o zaman da galiba Yunanistan medyası ve şey spor camiası bu kadar gelişmiş değil. O kadar yaygın değil dedim. YouTube falan o kadar yaygın olmadığı için ve kanal değişti, yayın kuruluş değiştiği için hani iflas etti o eski yayın kuruluş. Görüntü hamusalarda kazanık yani. Büyük ihtimalle yok ama hani, nasıl almıştın abi? Orta sahadan almıştım. 5 kişi geçmiştim 5 defası. Ayağımdan açıp top tay çizgisine doğru gidiyordum. Koşup yetişmiştim. Oradan da alıp yine hepsini geçmiştim. Bu sefer kalecinin üstünden aşırıp gol atmıştım hani. Bu Ronaldo'nun, Rooney'nin falan golleri de var. Orta sahadan alıp bütün oyuncuları geçip. Gol attım gol. Çok genç yaştaydım. Lig tarihinin bir 40-50-60 yıllık Yunan Süper Ligi tarihinin en iyi golü seçilmesi. Benim için bir şeref geldi. Hayatında, az önce bahsettiğim gibi hayatında dönüm noktası yaşadığın olumlu veya olumsuz bir anın oldu mu? Oldu. Olumsuz yönde oldu. Ben Skoda Santi'de oynarken kariyerimin en iyi dönemlerinde birindeyken takımla yeni sözleşme imzalamadım diye kadro dışı bırakılmıştım. 2,5 yıl en iyi yaşımda, en iyi döneminde kadro dışı kalmam. O beni çok çok etkilemişti. Oradan bir ara bir futboldan kopmuştum hani baya baya bir. Ondan sonra istediğim şeyi alamadım futboldan hani. Bu verimliliği? Verimliliği alamadım ve göstermedim. O ana kadar gecemi gündüzümü futboldan geçiriyordum hani çalışmalarımla. Ondan sonra biraz tembelleştim diyebilirim. Yani ben öyle görmüyorum abi tembelleştiğini çünkü ben hatırlıyorum siz Panathinaikos'ta oynadığınız dönemlerde burada Gümrücü'ye takımına Panathinaikos'a geldiğinizde stat full, sen karşı takımda oynamana rağmen, Panathinaikos'ta oynamana rağmen öyle hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam birkaç kez çünkü gelmiştiniz. Panathinaikos taraftarı bile yine sen karşı takımda olmana rağmen sana bir coşkuyla, bir mutlulukla bakıyorlar çünkü top ayağına geldiğinde herkes böyle ağzı açık ve mükemmel bir şekilde Deniz Baykara'yı izleme şansı oluyordu yani. Sen daha öncesini bilmediğin için, daha önceki Deniz Baykara'yı bilmediğin için diyorsun. Evet. Demiyorum tam durmadım, devam ettim futbol ama daha öncesi benim için hani ulaşmam gereken bir nokta vardı. Mesela neden oldu bu olay söyleyeyim. İlk sözleşme yapmaya gittiğimde 5 dakika sürdü. Dedim ki sadece futbol oynamak istiyorum. Hiç para, hiç bir maddiyat konuşmadan çıkıp gittim. 1,5 sene sonra geldikten sonra tekrar sözleşme imzalamam için çağrıldım. Ve tekrar söylediğim laf bazı nasıl diyeyim hani sözler vardı. Sözleşmeye dökmedik ama hani verilen sözler vardı. Evet. Ve tutulmadı. Ben o, yine 5 dakikadan kalkıp gittim. Sadece başkanın verdiği sözlere güvendim. Transfer teklifi gelirse şu olursa bu olursa şu kadar maç oynarsan seni izin veririm transferinde şuyla buyla diye. Yine çıkıp 5 dakikada gittim ama en son çağrıldığımda ve 2,5 yıl sonra yine çağrılıyorum yeni sözleşmeye ve verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Ne oynadığım maçta alacağım primi veya transfer teklifi geldiğinde hiçbiri evet, gerçekleşmeyince ben de sözleşmemi yenilemedim hani. Dedim sonuçta ne kadar profesyonel olsam da hani yaralanıyorsun hani falan hani. Peki bu takımdan sonra nereye? Ayrıldın mı o zaman? Ayrıldım. 2,5 sene sonra sözleşmem bittiğinde futbol oynamamıştım. Ayrıldım. Panathinaikos'a geçmiştim o dönem. Skoda Santiago kariyerim sona ermişti. Ama ondan sonra sen Deniz Baykara'yı tanıdın. Ondan önceki Deniz Baykara topla yatıp topla kalkıyordu. Ya peki böyle her futbolcu, yani bu soruyu sormam bile belki hata olabilir. Futbol hayatında hiç unutamadığın bir anın var mı? Var. Panathinaikos'ta oynuyordum o zaman. Gümrücü'nün Panathinaikos takımında. Sezonun bitmesine son iki hafta AEK'e gidiyoruz. Atina'da, Olimpiyat Stadı'nda AEK'le oynuyoruz. Ve AEK'imizde bir puan gerimizde. Ve yenilmememiz lazım birlikte kalmamız için. Ve 70 bin kişinin önüne çıktık.
Ayrıca stadında. Ve maçın 80'de 85. dakikasındaydı, tam hatırlamıyorum. Gelen bir ortaya gol atmaya girdim, ayağımı uzattım. Ve rakip takım kendi kalesine attı. Tabii döndüm ben gol diye sevindim, hani yenilmiyoruz. Ay yenilirse ligden düşüyor, hani koskocaman ay 100 yıllık tarihi olan, şampiyon olan bir takım. Evet. Döndüm kale arkasında seviniyorum, hani elimi kaldırmışım, takımın bana gelmesini bekliyorum, hani sarılmamış. Sonuçta hani ben girdim araya ama kendi kalesine attım, ama sonuçta en yakın bendim hani evet. Gol atan. Siz sen yaptın. Evet, bekledim hani gelsin hani takım arkadaşlarım, sevinirim. Döndüm bakıyorum, hepsi kaçıyor hani koridora doğru, kimse gelmiyor. Arkamı bir döndüm. 70 bin taraftar sağa girmiş, bizi kovalıyor. Abi. Είναι καλή η παλιά. Μπεκαρά θα φτάσει πρώτο στην μπάλα, αλλά δεν έχει αριστερό, είπαμε. Πέρασε από τον Βλάχο. Και κάνει πάσα χαμηλά στον πρώτο δοκάρι, διώχνει ο Μπουγαΐδης. Τελικά αυτός που θα φύγει είναι ο Ανάκογλου, όπως με ενημερώνει ο Μανώλης Βογιατζάκης. Χρήστου την πάσα, Παπαδόπουλος. Μουνάφο. Πάλι για τον Παπαδόπουλο. Και η μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ από αυτογκόλ. Direkt hafızama geldi yani, kaçtığımız anları o anlattı. Geldiğimizi sonra odasına nasıl attık o koridorda, yediğimiz dayaklar, süs fıştık bir 30 futbolcu, görevli mi derken 10 takımdan bu takımdan 60 kişi bir koridora sıkıştık. Gelen taraftarı vuruyor, giden vuruyor bize. Ve o gün sabaha kadar sonra odasında polis eşliğinden çıkamadık hani. Sabahladık hani statta, sonra odasında 70 bin taraftar kaçmıyor. Çünkü Aykin ligden düşürüyoruz hani. Evet. Çıkıp sağa çıkmamızı istiyorlar ve yenilmemizi istiyorlar hani, yoksa ayık düşüyor. Koskocaman bir takım, tarihi olan bir takım. O anı hayatım boyunca unutamam hani. O kadar korktum. Sen şu anda hatırlatınca ben bile unutamadım. Onu hatırladım. O kadar korktuğumu hayatım boyunca hatırlamıyorum hani. Evet. Tabii futbol bu, herkeste olumlu ve olumsuz anlar olabilir. Biraz senin aslında olumsuz anın ve komik anın gibi de diyebiliriz bunu. Ayak taraftarını sahaya inip sizi koşturmaları. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum abi. 37 yaşına geldin, jübile yapmayı düşünüyor musun? Çünkü hala 37 yaşını hissettirmiyorsun. Oynadığım takım şu anda, 3. ligde oynuyorum hani. Son 2 senedir düşünüyorum aslında hani, yine futbolun içinde kalmak istiyorum. Değişik projelerim var hani. Ama oynadığım futbolla, yaptığım sezonla ilgili bıraktırmıyorlar hani. Başkan diyeyim şu anda arkadaşım, hoca şu bu hani. Evet. Kıramadığım için hala devam ediyorum. Ondan dolayı zaten hani devam etmemi istiyorlar. Onlara göre daha oynayabilirim birkaç sene daha. Bütün sezonu sakatlıksız geçiriyorum ve iyi performansa takdir hemen hemen. En iyilerinden biri olarak geçirdiğim için de yalvarıyorlar. Ben yine futbolun içinde kalmak istiyorum hani, değişik projelerde. Onlar hala içinde olmamı istiyorlar. Bazen de kıramadığım için hani... Bu söylediklerinden o zaman anlıyorum ki jübileyi hala yapmıyorsun. Ben düşünsem de yaptırmayacaklar hani. Yaptırmayacaklar büyük ihtimalle. Evet. Devam edeceğim. Yıldan beri buradasın abi. 20 yıldan beri hiç geri dönmeyi düşündün mü? Yakın bir zamana kadar dönmeyi düşünüyordum. Sonuçta İstanbul'da doğduk, büyüdük hani. Ortam, aile, arkadaşlar hepsi oradaydı. Yakın bir zamana kadar düşünüyordum ve eşim biraz istemiyordu. Ama son zamanlarda o istiyor, ben istemiyorum. Ya bu İstanbul hani, yoğunluğu kalabalığından aşırı yoğun, aşırı kalabalık hani. Bence senede birkaç kere gidilip, evet, bir haftalık, 10 günlük gezilecek bir yer benim için şu anda İstanbul var hani. Daha fazlasını düşünemiyorum hani. Yani o zaman burada zorlanıp da geri dönmeyi düşündüğün anlar olmadı diyebilir miyiz? Olmadı diyebiliriz, hiç zorlanmadım. Ama sadece biraz özlem olduğu için
aileyi, arkadaşa, çevreye özlem olduğu için istiyordum. Ama büyüdükçe o özlemi de giderdik. Yakında mesafe de yakın hani. Senede birkaç kez gidebiliyoruz yani. Ondan o özlemi giderdiğimiz için. Tabii burada da ailen var, çocukların o. Hani burada da bir ortam kurduk uzun yıllardır. Hani evet. Yaşımızın, ömrümüzün çoğunluğunu burada geçirdik diyebiliriz hani. Evet. Beri buradasın abi. Buradayken futbol yaşantın devam ederken Monumento yani iş hayatına hizmet sektörüne de kafe açma kararı alıp başladım. Yani futbolla birlikte bunu başlatmak zor olmadı. Nasıl başlattın? Nasıl kurulma düşüncesine girdin? İllaki futbolculuk bir yere kadar istiyorduk bir sektöre de gireyim hani kendimce. Ama bu Monumento fikri kayınçoğumun, Gökhan Demiroğlu'nun fikriydi. Sonunda hani bize bugüne kadar hatta hani bir 6 yıllık süreç oldu. Sabahın akşamını, gecesini, gündüzünü bu Monumento ile yeni bir kişi gördüğüm için büyük çoğunluk onun başarısı. Sonuçta bugün itibariyle bir 6 tane şubemiz var, 5 tane şubemiz var, 6. da yoldan geliyor. Bu hepsi ve hepsi onun başarısıdır diyebilirim hani. Süper. Yapmayacaksın gibi devam edeceksin. Futboldan, futbol aşkından vazgeçemiyorsun. Peki kariyerini farklı bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyor musun? Yani başka bir projelerin, başka bir şeyin var mı? Son olarak bunu sorayım sana. Son olarak çok yakın bir zamanda bir akademi açmayı düşünüyorum. İlk adımlar atıldı bile. An meselesidir diyebiliriz de. Önemli olan ilk adım atmakta. %90 hani birkaç gün, hafta diyebiliriz, bitebilir hani. Bu şey diyebilir miyim? Deniz Baykara Akademisi mi olacak? Kesinlikle, evet. Öyle olacak. Belki isim başka olabilir hani. Evet. Takvim ismi ama benim açacağım bir akademi olacak. Ne zaman başlıyor bu? Tarih var mı? Tam tarih vermedik ama işte... Ya ben şey yapmaya çalışıyorum şu anda. Tarihi alıp da akademi kurulduğunda ilk videoyu çeken kendime içerik çıkarmaya çalışıyorum şu anda. Burada sözleşelim hani. İlk açtığımda... Abi unutmamak bir sözü. Unutmayız hani. Biliyorsun zaten normal hayatta da görüştüğümüz birisin hani. Birbirimizden haberimiz oluyor. En kısa zamanda diyeyim hani bekliyoruz hani. O zaman Deniz Baykara'nın Futbol Akademisi çok yakında kurulacak diyebiliriz. %90 evet. Süper. Her şeyi söyledik. Seninle ilgili, hayatınla ilgili, yaşantınla ilgili birçok şeyi söyledik. Bence biz bize bir program oldu. Kesinlikle yani biz bize bir program umarım oldu. Umarım memnun kalmışsındır. Ben çok memnun oldum kardeşim. Çok da memnun kaldım. Bir de ilk programın benimle olması ayrıca benim acayip bir mutlu etti yani. Sana teşekkür ederim bu şey için. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Biz bize programının ilk konuğu ve umarım bundan sonraki konuklara da uğur getireceğini, programlara içeriye uğur getireceğini düşünüyorum. Bana katıldığın için, biz bize programına katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. İnşallah sana hayırlı ve uğur getirir program. Başardığın devamını bekliyoruz. Evet, biz bize programında Deniz Baykara'yla birlikteydik. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için umarım bundan sonraki programlar senin uğrunla, senin güzelliğinle devam eder. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bundan sonraki biz bize programlarında kimi görmek isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ben Aylin Hüseyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.